Evet. Tarih öğrenimi 1. modül test 2. Bakalım ikinci testimizde nasıl sorular sormuşlar bize. Birinci soruda bu durumun tarihin aşağıdaki özelliklerden hangisinden kaynaklandığı söylenebilir? İlk Osmanlı parasının Orhan Bey döneminde basıldığı bilinirken yapılan araştırmalar sonucu Osman Bey döneminde bakır para olduğu ortaya çıkmıştır. Biz her zaman neyi söylüyoruz? Tarihte kesin bilgi yoktur arkadaşlar. Yapılan araştırmalarla her zaman bilgiler değişebilir demiştik. Bakalım. Deney ve gözlem yapılamaması, bunun bilgisi yok. Tarihin tekrarlanamaz olması, yine konumuza ilgili bir şey değil. Dönemin şartlarının dikkate alınması, bu olayları değerlendirirken işimize yarıyor. Olayların objektif şekilde değerlendirilmesi, bununla da konumuzun bir alakası yok şu an. E şıkkında yeni bulguları mevcut bilgileri değiştirebilir. Evet, yapılan araştırmalar ve yeni bulunan bilgiler neyi değiştirebilir? Eskiyi değiştirebilir. O yüzden cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda bize ne söylemiş? Atatürk'ün bir sözünden bahsetmiş. Evet, ikinci soruda Atatürk'ün Türk evladı ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirildiği söylenebilir? Burada ecdat dediği geçmiş arkadaşlar ya da atalarımızdan bahsediyor. Yine kendisinde kuvvet bulacaktır diyor. Bakalım. Tevhid-i Tedrisat Kanunu neydi? Ülkede bulunan okulların birleştirilmesiydi. Konumuzun dışında. Millet mekteplerinin açılması, halka okuma yazma öğretmek için açılan okullardı. Maarif teşkilatı hakkında kanun çıkartılması, yine okullarda ilgili bir madde. Ankara'da Ziraat Fakültesinin açılması, yine okullarla ilgili. Ama Türk Tarih Kurumu'nun açılması ve Türk tarihinin araştırılması 1931 yılında bize neyi gösterir? Atatürk'ün yine tarih araştırmaları için yaptığı çalışmayı gösterir. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruda bize ne söylenmiş? Bu ifadelerle tarih biliminin hangi özelliği vurgulanmıştır? Tarih araştırmaları sonunda elde edilen bilgilerden yalnız tarih bilimiyle uğraşanlar değil, sosyolog, ekonomist, arkeolog gibi farklı alanlarda uğraşan birçok uzman yararlanabilir. Sosyolog yani sosyoloji toplum bilimiydi. Ekonomist ülkelerin ekonomilerini, para politikalarını araştırır. Arkeoloji de kazı bilimi demiştik. Yani farklı farklı bilim dalları bizim tarihle ya da tarih araştırmaları sonucunda elde ettiğimiz bilgilerden yararlanıyor mu? Evet, yararlanıyor. O zaman bakalım. Başka bilimlere katkı sağlaması olabilir. Elde edilen bilgilerin belgelere dayandırılması, konumuzla ilgisi yok. Sosyal bilimlerin verilerinden yararlanması, ekonomi sosyal bilim midir? Hayır, değildir. Olayların neden sonuç ilişkisi içinde incelenmesi, bununla da bir ilgisi yok. Olayların geçtiği yerde araştırma yapılması, yine sosyoloji, ekonomi ve arkeoloji ile bir ilgisi var mı? Yok. Ama başka bilimlere katkı sağladığını söyleyebilir miyiz? Evet, A şıkkında söyleyebiliriz. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda neler söylemiş ve bizden neyi istemiş? Bir tarihsel olay hakkında objektif bir bilginin elde edilebilmesi için olayla ilgili yerin ve zamanın belli olması, neden ve sonuçlarının bilinmesi, belgelere ulaşılması, koşullardan hangilerinin gerekli olduğu savunulabilir. Objektif yani nesnellik istiyor bizden arkadaşlar. Yani duygu ve düşüncelerimizi içine katmayacağız. Yeri ve zamanı bilmek zorunda mıyız? Evet, bilmek zorundayız. Neden ve sonuçları bilmek zorunda mıyız? Evet, olayların birbiriyle olan ilişkilerini açıklamak zorundayız. Belgelere ulaşılmalı. Zaten tarihe nesnellik katan şey neydi arkadaşlar? Belgelerin
kullanılmasıydı. O yüzden üçü de var mı? Evet, E şıkkında üçü de var. Geldik 5. soruya. 5. soruda ne söylemiş? Tarihi olaylar birbirine bağlı olarak gelişirler. Bir olay başka bir olayın meydana gelmesine yol açar. Bu bilgilerle yöntemlerinden hangilerine vurgu yapıldığı ileri sürülebilir? Yani bir olayın başka bir olayın meydana gelmesine yol açması. Yani bir olayın sonucunun diğer bir olayın nedeni olması. Yani birincisi neden ve sonuç ilişkisini olması. Yine kronoloji arkadaşlar, iki olay arasındaki bağlantıyı kurabilmemiz için iki olayın da neyini bilmemiz lazım? Zamanını, yani tarihini bilmemiz gerek. O yüzden ikincisi de var. Olayın meydana geldiği yerle ilgili kaynak taraması yapılması, bununla bir ilgisi yok. O yüzden biz neden sonuç ilişkisini araştıracağız. Bir de aradaki zamanı, yani zaman bağlantısını da kuracağız arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Geldik 6. soruya. Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih biliminin sadece hanedan ve İslam tarihinden ibaret olmadığını belirtmesi fikirlerinden hangilerinin dikkate alınacağının göstergesidir. Burada hanedan dediği Osmanlı hanedanından bahsetmesi ya da bir aileye mensup bir tarihin anlatılmasından bahsetmesi. Yine İslam tarihi sadece Hz. Muhammed ya da ondan sonra gelen peygamberler döneminin anlatılması. Bunlara da bakalım. Ümmetçi zaten burada İslam tarihinden ibaret değildir diyor. O yüzden bunu alıyor muyuz? Almıyoruz. Batıcı dediğimiz sadece Batı'yı anlatan bir tarihten bahsediyor burada. Hayır. Neyden bahsediyor? Sadece hanedan ve İslam tarihi olarak değil de bütün Türklerin tarihinin dikkate alınmasından, yani milliyetçi bir tarih anlayışından bahsediyor Mustafa Kemal. Özellikle de zaten Türk Tarih Kurumu'nun Türk toplumunun araştırılmasının, Türk tarihinin araştırılması için kurmuştu. O yüzden cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Hanedancı ve İslamcı bir tarih anlayışından çıkarmak, milliyetçi bir tarih anlayışı geliştirmek. Yedinci soruya bakacağız şimdi. Bakalım yedinci soruda ne söylemiş? Bu durumun tarihi bilginin özelliklerine hangilerini yansıttığı söylenebilir? Bakalım hangi durum? Yakın bir zamana kadar İslamiyet'i seçen ilk Türk devletinin Karahanlılar olduğu kabul edilirken yeni belgeler ışığında bu bilgi İtil Bulgarları olarak yeniden düzenlenmiştir. Biz her zaman neyi söylüyoruz? Tarihsel bilgi yapılan araştırmalar ışığında değişebilir ve kesin değildir diyoruz. Yani değişebilir ve kesin değil. Objektif burada değerlendirme aşamasında bizim işimize yarıyor. Neden? Olayları nesnel bir şekilde yorumlamak için. O yüzden cevabımız 1 ve 2. Geldik 8. soruya. 8. soruda ne söylemiş bize? Tarihçinin bir tarihi olayı aktarırken belgelere dayanmasını tarihe özelliklerine hangilerini kattığı söylenebilir. Şimdi biz belgeyi gördüğümüz yerde arkadaşlar neyi işaretlememiz gerekiyor? Bir kere güvenilir olma ve nesnel olma. Öznel dediğimiz nesnellikten uzak arkadaşlar. Süreklilik, yani devam eden, sürekli devam eden bir şeyden bahsediyor mu? Hayır. Ne yapmamız lazım? Eğer belge varsa güvenebileceğimiz bir kaynakta vardır. O yüzden cevabımız A şıkkı. Geldik 9. soruya. 9. soruya bakabilmemiz için önce şurayı bir temizlememiz lazım.
Buna göre Halil İnalcık ile ilgili durumlarına hangilerine ulaşılabilir? Tarihçilik anlayışını Fransız Annales ekolü doğrultusunda tanımlayan Halil İnalcık, tarihçileri gerçekleri belgelere dayandırarak çarpıtmadan ve abartılara kaçmadan yazmalarını tavsiye etmiştir. Fransız Annales ekolü arkadaşlar, tarihin bilimsel bir şekilde ve belgelere dayanarak aktarılmasını savunan bir fikir akımı arkadaşlar. Yani bir tarih anlayışı. O yüzden ona göre değerlendireceğiz. Objektif tarih anlayışını savundu. Evet, belgelere dayanmaktan bahsettiği için objektif midir? Evet. Bunu alabiliriz. Milli tarihin ön plana tutulması, bu kendi duygularımızı işin içine katmak demek. Yani nesnellikten uzaklaşır arkadaşlar ve çarpıtmalardan da yine uzaklaşmamız gerekiyor. Bilimsel araştırmacılık ilkelerine uyulması gerektiği, neyi söylemiştik burada zaten, belgelere dayanma, abartıya kaçmadan, çarpıtmadan tarihi aktarma. O yüzden 1 ve 3 olacak. Hem objektif olacak hem de bilimsel bir araştırma olacak. O yüzden cevabımız 1 ve 3. Geldik onuncu soruya arkadaşlar. Onuncu soruda tarihi olayları neden sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak aktaran tarih yazıcılığı hangisidir? Şimdi belgeden bahsediyorsa, neden sonuç ilişkisinden bahsediyorsa nasıl bir tarih anlayışıdır? Bilimsel bir tarih anlayışıdır. Zaten öğretici ve pragmatik aynı şeyler arkadaşlar. Özellikle kahramanlıkları ön plana çıkartır ve hiçbir zaman da nesnel değildir. Sosyal tarih Fransız İhtilali ile ortaya çıkmıştır demiştik. Özellikle toplumsal olayların insan üzerindeki etkisini inceler. Kronik ise ne demiştik? Kronik tarih içinde zamanı temel alan tarih demiştik. O yüzden cevabımız A arkadaşlar. Neden sonuç ilişkisi ve belgelere dayanma, yani bilimsel çalışmalar. Geldik kaçıncı soruya? 11. soruya geldik arkadaşlar. Alman tarihçi Leopold Valranke araştırdığı döneme kendisini götürebilen insan tarihçidir demiştir. Yani burada bizden neyi istiyor? Araştırdığımız döneme gidebilmemizi. Yani günümüzün koşullarıyla değil de o dönemin koşullarıyla olayları değerlendirebilme. Bakın, birden fazla çok belgeden yararlanma. Belgeden yararlanmaktan bahsediyor mu? Hayır, bahsetmiyor. Yazılı kaynakların kullanılması, bundan bahsediyor mu? Hayır, bundan da bahsetmiyor. Bize neyden bahsediyor? Olayların yaşandığı dönemin koşullarına göre değerlendirmesi, yani B şıkkından bahsediyor bize. Geldik 12. soruya. 12. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi tarih öğreniminin faydalarından biri değildir? Yani biz tarihi niçin öğreniyoruz? Bizim ne işimize yarıyor? Bunun sorulduğu bir soru. Devletler arası ilişkilerde doğru politika izlenmesi. Mesela geçmişte devletlerle olan ilişkilerimizde hangi hataları yapmışız ya da hangi doğruları yapmışız? Bunu öğrenmemize bir faydası var mı? Evet, var. Vatan ve millet sevgisini arttırır mı? Evet, kendi vatan ve milletimizin tarihini öğreniyoruz zaten. B şıkkı da doğru. Geçmişteki düşmanlıkların sürdürülmesini sağlar. Tarihin böyle bir amacı var mı arkadaşlar? Hayır, hiçbir zaman eski düşmanlıkların sürdürülmesini sağlamaz. O yüzden cevabımız C. Ama diğer şıklara da bakalım. Toplumların geleceklerine daha iyi yön vermelerini her zaman söylüyoruz. Geçmişten ders alarak geleceğe yön verme. Sorunların çözümüne geçmişin tecrübelerinden yararlanma. Zaten D ve E şıkkı birbirine yakın şıklar. O yüzden cevabımız C arkadaşlar. Geldik 13. soruya. Özellikleri ve içerikleri göz önüne alındığında
kaynaklarından hangilerinin daha kesin bilgiler içermesi beklenebilir? Şimdi kesin bir şey istemiş bizden. Kitabeler ne arkadaşlar? Mesela taş sütunlar üzerine yazılan yazılar ya da işte toprak kilin üzerine yazılan yazılar. Yani ortada görünür belli bir madde var mı? Evet var, araştırabileceğimiz. Ama destanlar ve halk hikayeleri sözlü olduğu için ve kulaktan kulağa aktarıldığı için her zaman kesin bir bilgi verir mi? Bize kesin bir bilgi vermez halk hikayeleri ve destanlar. Ama kitabeler her zaman nedir? Kesin bilgi verir. Cevabımız A. Bakalım, geldik 14. soruya. Yukarıdaki sözün anlayışlarından hangilerine aykırı olduğu savunulabilir? Söze bakalım önce ne demiş? Ormanların tarihini aslanlar değil avcılar, insanların tarihini haklılar değil galipler yazar. Evet, bu sözde neyi söylemek istemiş? Araştırmacının olayları objektif bir biçimde incelemesi, güçlü devletlerin tarihlerine daha geniş yer verilmesi, tarihi bilgilerin mutlak doğru olması. Şimdi bize aykırı olanı istediği için cevabımız ne olacak arkadaşlar? A olacak. Araştırmacının olayları objektif bir şekilde incelemesi. Eğer biz aslanlardan çok avcıları yazıyorsak ya da haklılardan çok güçlüleri yazıyorsak ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Hiçbir zaman objektif olamıyoruz demektir. Bu da objektiflik ilkesine aykırı bir söz ya da davranış. Geldik 15. soruya. Bakalım 15. soruda. Tarih araştırmalarının olayların meydana geldiği yerin bilinmesine önem vermelerinde amaçlarının hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Yeri bilmek, yani coğrafi koşulları bilmek. Olayların günümüz koşullarına göre değerlendirilmesi. Bununla bilgisi var mı? Yok. İkinci elden kaynakların araştırılması. Kaynaklardan bahsetmiyor burada. Neyden bahsediyor? Yerin bilinmesinden bahsediyor. O yüzden coğrafi koşulların olaylar üzerindeki etkisidir arkadaşlar. Bizden istediği, yani B şıkkı. Geldik kaçıncı soruya? 16. soruya. Tarih felsefesinin ortaya çıkmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Evet, tarih felsefesinden bahsediyor. Neyi söyleyebiliriz? Toplumların kısa ve uzun süreli hedeflerini belirlemeye ihtiyacı duymaları. Bunu alabiliriz. İnsanların kazandıkları tecrübeleri sorunların çözümü için yeniden yorumlamaları. Evet. Toplumların ulusal tarihlerini insanın tarihi içerisine oturtmaları. Üçünü de alabiliriz. Hepsi de tarih felsefesiyle ilgili arkadaşlar. O yüzden cevabımız E. Geldik 17. soruya. Bakalım 17. soruda ne demiş? Yine Atatürk'ün bir sözü var arkadaşlar burada. Atatürk'ün biz bize benzemekle övünürüz sözüne bakarak yorumlarının hangileri yapılır? Yani biz bize benzemekle övünürüz arkadaşlar. Nedir? Kendini bilme, kendi tarihini bilme ve kendine olan ne diyelim? Güveni diyelim. Evet, tarihi değerlendirmeleri objektif yapma. Burada zaten neyden bahsediyor? Kendimizi bilmekten, kendi tarihimizi bilmekten bahsediyor. Objektiflikten bahsetmiyor. Dünya tarihinden soyutlanma. Soyutlanmaktan bahsetmiyor. Yine dünya tarihi içerisinde ama kendi tarihimizin de bilincinde olarak. O yüzden kendi tarihine vakıf olma, yani kendi tarihini bilmek arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Yine geldik son sorumuz 18. soru arkadaşlar. Bakalım 18. soruda neyi istemiş bize? Burada da Voltaire'in bir sözü var.
Voltaire'in bu sözüne göre durumların hangilerine ulaşılabilir? Tarih milletlerin tarlasıdır. Her toplum geçmişte bu tarlaya ne ekmişse gelecekte onu biçer. Şimdi neyi ekiyorsak onu biçmemizden bahsetmiş. O zaman geçmiş ile gelecek arasında sürekli bir bağ var mı arkadaşlar? Evet, geçmiş ile gelecek arasında bir bağ var. Tarihi olayları çeşitli dönemlere ayırarak incelemek gerektiği. Dönemden bahsediyor mu? Dönemden bahsetmiyor. Geçmişi öğrenmenin bugünün anlaşılmasına yardımcı olabileceği. Biz eğer tarlaya ne ektiğimizi biliyorsak, geçmişte de bu tarladan ne çıktı, gelecekte de bu tarladan ne çıkacağını biliriz arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olacak. Yani D şıkkı. Evet, 18 sorumuz vardı. 18 sorunun da sonuna geldik arkadaşlar. Önce şurayı bir temizleyelim. Ondan sonra